Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü yeni ofisine taşındı. Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. katta hizmet verecek olan ofis için bir açılış töreni ve kokteyl düzenlendi. Kokteyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Mirza Tokpınar, Ahmet Erdem, Süha Özden, Dış İlişkiler Koordinatörü Doçent Doktor Hasan Kaplan, akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı. Bugün Dış İlişkiler Ofisimizin yeni hizmet yerini açtığında bulunuyoruz. Bu süreçte bize yardım eden gerek yöneticilerimiz başta Rektör Bey olmak üzere ve diğer yöneticilerimize ve ofisimizdeki diğer elemanların hepsine teşekkür ediyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bugün yeni bir dış ilişkiler koordinatörlüğü yapılanmasına geçiyor. Burası gerçekten üniversitemizin merkezi bir yeri. Hasan Bey çok sağ olsun ısrarla burayı istedi. Çünkü özellikle öğrencinin ulaşımı, hizmetin de modern bir ofis şeklinde planlanması, işlemlerin daha hızlı, daha kolay yürümesi bakımından. Ayrıca tabii bir espri olmak bakımından şunu da söylemek lazım herhalde. Kendi paralarıyla yaptılar. Rektörlüğün parasına ihtiyacımız yok dediler. Bizim ödeneğimiz var, bize burayı verin dediler. Gerçi Siyasal Bilgiler Fakültesinden bir yer kapmış olduk ama güzel oldu. Güzel bir dış ilişkiler koordinatörlüğü oldu. Bundan sonra inşallah dış ilişkiler işlemleri hem öğrenci hem hoca bakımından daha hızlı, daha düzenli, daha güzel, daha yüksek amaçlara ulaşabilir bir şekilde yürüyecektir. Ben hayırlı olsun diyorum. Hasan Hocamı tebrik ediyorum bu çalışmaları sebebiyle. Özellikle de üniversitemizin rektörü Sayın Profesör Doktor Yücel Acer Hocamızı ilgisi, alakası, desteği sebebiyle teşekkür ediyoruz. Açılışın ardından Dış İlişkiler Koordinatörü Kaplan, açılış törenine katılan misafirlere ofisi gezdirdi. Haritamız var. Bu harita anlaşmalı olduğumuz ve bizimle ilişkisi olan üniversiteleri ve gelen öğrencilerimizi simgeleyen orada küçük noktalar görüyorsunuz. Böyle geniş bir işbirliği ağımız var. Erasmus ofisi olarak ve özellikle Mevlana ofisi olarak. Şimdi önceki ofisimiz tamamen 5. katta ulaşılmaz bir yerdeydi. Ayrı ayrı odalarda arkadaşlarımız hizmet veriyordu. Daha modern bir ofise geçmeyi tercih ettik. Giriş katta öğrencilerimizin ve bizimle ilişkisi olan diğer personelin rahatlıkla ulaşabileceği, rahatlıkla görüşebileceği ve ofis personelinin daha çok birbiriyle kaynaşacağı açık ofis tercih ettik. Ki bugün modern ofis konseptine uygun bir şekilde bir dizayn yaptık. Sağ olsun bu konuda Erasmus koordinatörümüz Ümit Bey'in katkılarıyla ve diğer arkadaşlarımızın, hatta ofis çalışanlarımızın bizatihi kendi tercihleriyle, renklerini, masaları, dizaynını, her şeyini kendileriyle oturarak, beraber konuşarak seçtik. Beraber karar verdik. Umarım daha verimli bir sonuç alırız. Yani daha uygun, daha ulaşılabilir, daha modern, daha aydınlıklı bir alan oluşturmaya çalıştık arkadaşlarımıza. Dış İşler Koordinatörlüğü de şu an aktif 4 tane ana birimimiz var. Bunların bir tanesi Erasmus Plus birimi. Diğeri Mevlana programı. Bir diğeri Uluslararası Projeler birimi. Bir de Uluslararası İlişkiler İşbirliği birimi diye 4 tane ana birim var. Bir tane daha yeni ekleniyor. Onun üzerine çalışıyoruz. Avrupa Gönüllülük projesi var. Onun için çalışmalarımız başladı, bitmek üzere. İnşallah onun da haberini vereceğiz size. Erasmus birimi öğrenci ve akademisyen ve personel değişimi için özellikle bu projelere bakan, ama son zamanlarda Erasmus Plus olarak daha yeni projeler de ekledik. Mesela önce Avrupa Birliği'ne, Avrupa bölgesinde değişim gerçekleşirken şimdi yeni bir projemizle Yeni Zelanda ve Avustralya'da ekledik. Böyle bir yeniliğimiz var. Bir de Erasmus Plus Spor programında yine ofisimizde Ümit Bey'in desteğiyle ve eşinin desteğiyle bir yeni bir proje, merkezi projelerde Türkiye'den ilk kabul edilen, tek kabul edilen proje olarak onu aldık. Ve
öğrenci gönderiyoruz, personel gönderiyoruz. Önümüzdeki dönem 115 tane öğrenci göndereceğiz. Oradan yine bu miktarda bir öğrencimiz geliyor değişim ve stajyer olarak. Böyle devam ediyor. Mevlana'da da yine uluslararası olarak bayağı bir rağbet var. Dışarıdan akademisyenler geliyor, biz öğrenci gönderiyoruz. Ama şu son zamanlarda biraz YÖK'teki sıkıntılardan dolayı çok aktif çalışmıyor. Uluslararası projelerde de bizim üniversitemizin çok güzide elemanları araştırmalar yapıyorlar, projeler yapıyorlar. Biz bunlara teknik destek, bürokratik destek, bir de mali işlerini yürütme bakımından destek veriyoruz. Ayrıca ofisimizde pasaport işlemlerine de akademisyenlerin ve öğrencilerin yurt dışı çıkışlarına pasaport işlemlerini yapıyoruz. Ve uluslararası anlaşmaları koordine ediyoruz. Onunla ilgili destek çalışmalarında bulunuyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğünü açtık. Bu açılışta öncelikle rektörümüz Sayın Profesör Doktor Yücel Acar Bey'e destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada yine koordinatörümüzün yöneticisi değerli hocamız Doçent Doktor Hasan Kaplan Bey, biliyorsunuz Amerika doktorlarıdır, Amerika'da doktora yapmıştır. Dış ilişkileri, Erasmus'u, Mevlana'yı, programları çok iyi bilir, çok iyi yönetir. Bizden öncelikle buranın bu ofisi olarak hem öğrenciler hem akademisyenlerin kullanmasına kolaylık sağlaması açısından ulaşılabilirliği daha kolay olsun diye burayı talep etti. Sağ olsun rektör beyimiz de uygun gördü ve buraya taşındılar. Gördüğünüz gibi modern, güzel bir ofise kavuştular. Şimdi sorunuza gelince öncelikle şunu söylemek lazım. Üniversite eğitimi, üniversitelerde yapılan araştırmalar öncelikle uluslararasıdır. Öyle olması gerekir değilse de biz uluslararası ofisimizi böyle değerli, modern, kaliteli bir ofise kavuşturmakla öncelikle zaten devletimizin de bir amacı, hedefi olan eğitimde, üniversitelerde uluslararasılaşma programı çerçevesinde buna destek veriyoruz, bunun için çalışıyoruz. Zaten eğer akademik çalışmalarda uluslararası bir değeriniz yoksa siz yok sayılırsınız uluslararası anlamda. Çünkü bütün bilimsel araştırmalar uluslararası ise değer kazanır. Bu sebeple hem öğrencilerimizin hem öğretim üyelerimizin değişimi anlamında bu ofisimiz üniversitemize çok büyük katkı sağlayacak. Zaten üniversitemiz, rektörümüz, rektörlük yönetimimiz uluslararasılaşmaya çok değer, çok önem veriyordu. Bu ofiste bu daha da hızlanacağını ümit ediyoruz. Bunun emareleri de var, görüyoruz, daha iyi olacak. Üniversitemizin uluslararasılaşmasına da çok büyük katkısı olacak. Çünkü iyi bir ekip kuruldu, iyi bir yönetici arkadaşlarımız var. Bunlar üniversitemizin uluslararası hem tanınmasında hem de öğrenci ve akademisyen değişiminde önemli katkılar sağlayacaktır. Bu ofisle başladık. Sonucu da inşallah çok güzel bir şekilde gelecektir.